sınır güvenliğini gerekçe göstererek Afrin'e yapılan operasyonlar ve Afrin'den geri çekilinmemesi hepimizin hafızalarında bugünkü kadar diri. Şimdi ise aynı gerekçeyle Güney Kürdistan'da sürdürülen operasyonların kış döneminden beri planlandığını biliyoruz. Ve bu planları bölge devletlerinin de örtük işbirliği içerisinde yapıldığını kabul etmek gerekiyor, görmek gerekiyor. Bu işbirliğinden neyi kastediyoruz? İran'ın yapılan operasyonlara sessiz kalmasını, Irak merkezi yönetiminin cevaz gösterir yönde göz yummasını ve KDP ile AKP arasında derin boyutlarda süren işbirliğini kastediyoruz. Bu operasyonların, bu savaş konseptinin Türkiye'li emekçiler açısından, Türkiye açısından götürülerini de göz önünde bulundurarak söz kurmak gerekir diye düşünüyorum. Öncelikle şuraların altını çizmek gerekiyor. 31 Mart seçimlerinden sonra ikinci parti konumuna düşen AKP-MHP iktidarı bir tür imaj kaybı yaşayarak kendi içerisinde ihtilaflara düştüğü bir gerçektir. Ancak Kürtlerin mücadelesi, sosyalistlerin mücadelesi, kadınların mücadelesi söz konusu olduğunda bu odaklar, bu faşist blok bütün çelişkilerini bir tarafa bırakarak yek vücut halinde karşımızda durmaya devam ediyor. Sınırlarda sürdürülen savaş konseptinin Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birisinin olduğunu görmemiz gerek. Çünkü savaş koşulları devletler tarafından toplumların, halkların, inançların, kimliklerin sinir uçlarıyla oynanmasına en müsait olduğu zamanlar. Diğer yandan Türkiye'li emekçiler açlık sınırının altında kalmış bir asgari ücretle yaşamaya mahkum edilirken bu tür operasyonlara iktidar tarafından böyle ciddi bütçeler ayrılması ülkede yaşanan ekonomik yoksulluğun, açlığın başlıca nedenlerinden birisidir. Başta partimiz Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ve genel olarak da tüm Türkiye'li ve Kürdistanlı devrimciler, demokratlar, sosyalistler olarak önümüze iki temel görev koymamız. Bu görevleri de yan yana gelinebilecek en geniş demokrasi zeminini, cephesini oluşturarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu görevler neler? Bunlardan birincisi, Orta Doğu'da, sınırlarda veya sınır ötesinde savaş tamtamcılığı ve hatta savaş icracılığı yapan bu faşist bloğu teşhir etmekken, diğer yandan da Kürt halkına ve onun her türden siyasal öznelerine dönük gerek askeri, gerekse siyasi soykırım harekatlarına karşı tüm Türkiye'de barış sesini yükseltmektir. Evvela bu politikanın zaten 100 yıllık bir inkar, imha ve asimilasyon politikasında ısrar ve bunun devamcılığı olduğunu ifade etmeliyiz. Bir diğer noktada bugün gelinen aşamada 31 Mart seçimlerinden sonra birkaç gelişmeye tekrar dikkat çekmek isterim. AKP'nin elinden gelen her şeyi yaptığı, tüm zorbalıkları uyguladığı, o illeri, o ilçeleri hiç görmemiş askerleri, polisleri getirip Kürdistan'da oy kullandırdı. Buna rağmen birçok belediyeyi DEM Parti olarak kazanıldığı bir tabloda hemen akabinde Van'ın mazbatasını gasp etmeye kalkıştı ve büyük bir halk direnişiyle karşılaştı. Buradan geri adım attı. Sonrasında Kobane cezaları, Kobane Kumpas davasında verilen cezalar, daha sonrasında Hakkari'ye atanan kayyum ve bu gündemlere dair muhalefetin diğer bileşenleriyle, diğer özneleriyle belki de bugüne kadar görülmemiş bir birliktelik içerisinde tepki gösterildi. Bize umut verirken belli ki AKP-MHP iktidarını da bir o kadar korkutuyor bu tablo. Nasıl ki kayyuma karşı hep birlikte durduysak, halkın kendisini yönetmesine, halkın seçtiği iradenin belediyeleri yönetmesine uygulanan gaspa karşı nasıl muhalifler, demokratlar, sosyalistler olarak bir arada durduysak, birlikte tepki gösterdiysek, şimdi Kürt halkının kendi yaşadığı illerinde, kendi seçtiği belediyelerinden ana dilinde hizmet alma hakkının önünde duran bir uygulama olduğunu görüp ve buna karşı yeniden Kürt halkının bu haklarıyla dayanışan pratiğimizi sergilemeye devam etmeliyiz.